Az önce de ekrana getirdik, alkışlarla genel kuruldan çıkmıştı. Tablo hediye edildi. Güzel bir ayrılık oldu. Dolayısıyla tabii hoca da hem de puan ortalamasıyla ve yaşattığı duyguyla Fenerbahçe taraftarına sanki ilk sırada yer alıyor İsmail Kartal. Şimdi ama sürpriz de olabilir tabii. Derin bir nefes aldım. O da şu, başkanın o açıklamalarından sonra hocam herhalde beraberdik. Şöyle evet, bir soru sordum ben. Ya acaba başkan bu açıklamalarla şöyle bir kamuoyunun nabzını mı yoklamak istedi? Çünkü bu açıklamalar ilk yapıldığında 4 tane hocanın adı geçti. Daha sonra oradaki adaylar 2'ye indi. İsmail Kartal ve Volkan Demirel. Şimdi bakıyoruz, bunlara Abdullah Avcı ile Montella da ilave edildi. Başkan bu açıklamayı yaptı ama onlar da hala düşünülenlerin içinde. Yani bu şunu gösteriyor. O gün de söylediğim şuydu. Bakın, bu da benim futbol doğrum. Şimdi siz 4 tane teknik adamı kamuoyunun bilgisine sunuyorsanız, bunlardan biri olur diyorsanız, senin taraftarın bu 4 teknik adam içinden kendince birini seçer. Varsayalım 4 tane aday var. Fenerbahçe taraftarı da İsmail Hoca'ya %25 oy kullandı, Volkan'a %25 oy kullandı, Montella'ya %25, Abdullah Avcı'ya %25 oy kullandı. Hangi hocayı alırsan al, %25 destek, %75 aleyhinde bir oyla oraya gelecek. Bu bir teknik direktöre yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biri. Bu camiaya verilecek en büyük yanlışlardan biri. Ali Koç. Hocam niye öyle düşünüyorsun? Hocam bu ülke gerçeği hocam. Biz çok delikanlıyız. Yani ben bir gelen defa, hocaya %100 bir destek olmaz mı bakın, diyorsunuz? Bakın hocam, ben bir şey söylediğim zaman. Yok yok, estağfurullah. Bizim genel zihniyetimiz, ya ben sezon başı zaten söylemiştim. Bununla olmaz. Ufacık bir olumsuzlukta hemen biz oraya dönüyoruz. Biz bütün programlarımızda ben zaten söylemişlerle dolu. Ben sezon başı Galatasaray'ın şampiyonluğunun yanına bile yaklaşmayacak birçok kişiden ben söylemiştim. Galatasaray zaten şampiyon olur açıklamalarını bütün kanallarda duyuyorum hocam. Bu aynı şekilde mahalledeki futbol sohbetlerinde de olay aynı. O yüzden senin teknik direktörün ne kadar güçlüyse bu senin kulübün için o kadar daha iyidir, daha doğrudur. Ali Koç başkan bu tür alternatiflerle Fenerbahçe taraftarının belki tercihlerini yoklama yerine bu hocalardan birini seçip de camiasına ben bu sene şampiyonluk yürüyüşüne Şenol Hoca ile birlikte yürümenin kesinlikle doğru olduğuna inanıyorum. Biz her şeyi de kendi aramızda konuştuk. Doğru söylüyorsun hocam. Planladık diye bir şekilde yola çıksaydı bence çok daha doğru olurdu. Doğru. O yüzden bu ülkemizin bir futbol gerçeği. Bakın buradaki hocaların hepsi çok değerli. Tartıştırmamak bunları, lazım değil tabii, mi bunları? Bunları yarıştırıyoruz hocam, evet. Ya. Biz bunları yarıştırıyoruz. Kendi aralarında yarıştırıyoruz. Ve o yarışı da başkaları yönlendiriyor, biz değil. Bu benim anlayışım. Yerli olsun, camianın içini bilsin, Türkçe konuşsun, milli olsun. Ya bunların hepsi kriterlerden sadece birer tanesi. Doğru. Ya ama benim, önemli kriter. Bunların hepsi önemli. Ben de bunları oraya yazarım. Şimdi gerçekleşmesi mümkün değil. Hiç yerli değil, hiç milli değil, hiç Türkçe bilmiyor. Guardiola bu takımın başına geçse ben gözü kapalı bu hepsinden doğru diyeceğim hocam ya. Anlatabildim mi? Şimdi niye baştan biz bütün kapıları bazı kişilere kapatıyoruz ki? Yani o yüzden ama kapatmıyor benim Ali Koç, için hepsini açık bırakıyor işte, tartıştırıyor. Hayır, kapandı. Şimdi yeniden kapı açılmaya çalışılıyor. Nedendi? Fenerbahçe'nin içinden gelecek. Adaylar 2'ye indi. İsmail Hoca ile Volkan Hoca'ydı. Şimdi 4 oldu yine. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ya sen kendi söylediğinden de vazgeçtiğinde seni dinleyenler de ya başkanımız da devamlı fikir değiştiriyor demesinler ya. Evet. Senin söylediğinin arkasında durduğunu, buna inandığını herkese gösteriyor olmak lazım. İnanmak, güvenmek böyle bir şey. 2 günde bir fikir değiştirirsen herkes şüpheyle yaklaşmaya çalışır. O yüzden bakın ben daha isimden bahsetmedim, kriterlerden bahsetmedim.
Bütün bunları şimdiye kadar çoktan yapılmış olması lazımdı. Ve şu cümleyi de ben geçen yine bir programda burada kullandım. Guardiola da olsa tek başına günümüzde hiçbir teknik direktör bir kulübü şampiyon yapamaz. Onun için başkan önemli, yönetim kurulu önemli, taraftar önemli, takım önemli. Bütünlük yani kısaca. Bütün bunların bir arada olduğu bir takım şampiyon olur. Sen Guardiola'yı da getirsen, takımını iyi kurmuyorsan, sen yönetim olarak destek vermiyorsan, sen taraftar olarak o takımın, hocanın demiyorum, o takımın arkasında baştan sona kadar durmuyorsan olmuyor hocam. Galatasaray bununla şampiyon oldu bu sene. Geçen sene Trabzon bununla şampiyon oldu. Evet. Yani Fenerbahçe'nin bir dönemden hoca, bir taraftan hocasını alırken yönetim ne yapacak? Taraftara bunu anlatması lazım. Taraftara o heyecanı verecek. Haydi in, biz hep beraber bu sene ulaşamadığımız şampiyonluğa ulaşacağız. İnancını vermek lazım. Algı yönetimi günümüzde çok önemli. Evet. Şu an Fenerbahçe taraftarı önümüzdeki sene ben şampiyon olacağım diyebiliyor mu? Hiç kimse söyleyemez. Ama Galatasaray taraftarı büyük bir ölçüde bunu diyor. Hatta Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe'den daha çok şampiyonluğa inanıyor. Bu da benim görüşüm. Doğru. Bakın bütün bunlarda sen yol kat etmiş olman lazım. O yüzden Fenerbahçe'de yapılacak o kadar çok şey var ki. Fenerbahçe hala bu mu hoca olsun, bu mu hoca olsun, Türkçe mi konuşsun, Almanca mı konuşsun derken ata alan Üsküdar'a geçer. Gecikme kulübe zarar veriyor diyorsunuz. Zarar yani değil mi? Zaten verdi. Bir an önce de bütün bu çalışmalar hocalara da zarar veriyor. Onların ismine veriyor zarar hocam. Veriyor. Veriyor hocam. Veriyor. Yani ya belki hocalar başka bir takıma gidecek değil mi? Fenerbahçe'de olmasa başka bir hocam, takım hocası olacak. Hocam ondan vazgeçtim. Fenerbahçe'nin çıkarına yeri geliyorsa o hoca böyle bir gecikmeyi de yaşasın. Göze alabilir. O, evet, o çok doğru. Sorun değil. Tabii tabii. Ama ben Fenerbahçeliysem, ben orada yetkili biriysem beni benim kulübümün, benim takımımın başarısı ilgilendiriyor hocam. Bunun için doğru neyse ben o doğruları yaparım. Evet. O yüzden Fenerbahçe bence çoktan bu işleri yapmış olması lazımdı. Yine bir başka örnek vereceğim. Ben söyledim demek için söylemiyorum. Daha Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulmazken yine bu ekranlarda dedim ki ben yetkili olsam Jesus'la önümüzdeki sene çalışmam. Ben orada yetkili olsaydım bunu söylediğim gün daha Jesus'un yerine gelecek hocayı bile çoktan arayıp belirlemiştim hocam. Bu tartışmaları şimdi yapmadan Jesus ben başkanı bunu söylemiştim demeden çoktan ben kendim o hocayı açıklamıştım bile hocam. Doğrusu bu. Doğrusu o. Günümüzün en önemli doğrusu en doğru kararı en kısa zamanda alan ve uygulayan şampiyon oluyor. Bunu kim yapıyor beraber görüyoruz. Peki Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da da gündem transfer tabii. Kimler kalacak, kimler dönecek, dönecek olan olacak mı? Bunların hepsi merak ediliyor ama sol bek transferi yapmak istiyor Galatasaray ve Leipzig'te forma giyen İspanyol futbolcu Angelinho'yu gündemine aldı diyoruz. Detayları bir ekrana getirelim sonra genel hatlarıyla şöyle bir Galatasaray'ın transfer politikasına bakalım.